Sevgili gençler, herkese merhabalar. Tekrar soru çözüm videosuyla yine karşınızda ve elbette yanınızdayız. Arkadaşlar, sıvı çözeltiler ve çözünürlük konusuyla ilgili yine soru çözümü yapacağım. Koligatif özelliklere kadar arkadaşlar işledik. İşte koligatif özelliklere kadar, yani işlediğimiz kısımla ilgili yine birkaç soru çözümü yapacağım. Hemen sorularımıza ve elbette çözümlerimize geçelim. Arkadaşlar, birinci sorumuz 1 molar 700 mililitre nitrik asit çözeltisi hazırlayabilmek için. Kütlece %63'lük derişik nitrik asit çözeltisinden 50 mililitre alınıyor. Buna göre derişik nitrik asit çözeltisinin yoğunluğu kaç gram bölü mililitredir diye arkadaşlar sormuş. Bakın arkadaşlar, soruyu şöyle kategorize edebiliriz. Bizim bir çözeltimiz var. Bu çözelti 1 molar 700 mililitre olacakmış, değil mi? Peki kütlece %63'lük derişik bir çözeltimiz var. Hemen diğer çözeltimi yazıyorum. Kütlece %63'lük çözeltiden ne kadar alıyor arkadaşlar? 50 mililitre alıyor, değil mi? Buna göre diyor, derişik nitrik asit çözeltisinin yoğunluğu ne kadardır diyor. Yani şu çözeltinin yoğunluğunu size soruyor. 1 molar 700 mililitrelik çözelti hazırlayabilmek için arkadaşlar. Arkadaşlar, ne yapabilirim? Öncelikle çözeltinin ben derişimini bulabilirim. Peki bu derişimini nasıl bulacağım? Elbette derişme ve seyrelme formülünden bulacağım. %63'lük derişik çözeltiden arkadaşlar 50 mililitre alıp bu çözeltiyi hazırlıyor. Demek ki arkadaşlar bir derişme ve seyrelme var. O halde ben hemen formülü uyguluyorum. M1 çarpı V1 eşittir M2 çarpı V2. Arkadaşlar, M1 yani ilk çözeltinin ben derişimini biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. Bakın, ilk çözeltinin derişimine ben M1 dedim. Buna dikkat edin. Bilmiyorum. O halde yazdım. M1 çarpı. Hacmi ne kadar? 50 mililitre. Bundan ben 50 mililitre almışım. Sonra ne yapmışım? Bu almış olduğum çözeltiden 1 molarlık 700 mililitrelik bir çözelti hazırlamışım. O halde ilk aldığım çözeltinin derişimini buradan rahatlıkla ne yapabilirim? Bulabilirim. Bulalım. Sıfırları attım. O halde M1 eşittir. Ne olur arkadaşlar? 70 bölü 5 mi olur? Evet. O da arkadaşlar 14 molar olur. Tamam. Şimdi derişimi biliyorum. Benden ne istiyor? Yoğunluğu istiyor. Derişimle yoğunluk arasındaki formül. Hepimiz biliyoruz. O halde molarite eşittir. D çarpı yüzde çarpı 10 bölü MA, değil mi? O halde arkadaşlar, ben zaten derişimi biliyorum. Ne kadarmış? 14 eşittir. Öz kütle bilmiyorum. Çarpı yüzde, evet, yüzdesi ne kadar? Biliyorum. %63, bakın. %63 yazdım. Çarpı 10 bölü nitrik asitin derişimi. Şey, düzeltiyorum. Nitrik asitin mol kütlesi ne kadar? 63. Evet, hemen buradan işlemi yapalım. 63'ler gitti. Arkadaşlar, D eşittir. 14 bölü 10'dan ne çıkar? 1,4 gram bölü santimetre küp çıkar. Değil mi? Gram bölü mililitre. Evet. Demek ki cevabımız 1,4 gram bölü litreymiş. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda arkadaşlar 0,5 molar 300 mililitre sodyum klorür çözeltisi var. X molar 400 mililitre sodyum klorür çözeltisi karıştırılmış. 300 mililitre de su eklenmiş. Son çözeltinin derişimi 0,75 molar olduğuna göre acaba ikinci çözeltideki X kaç molardır diye sormuş. Aynı türden çözeltiler ne yapılmış? Karıştırılmış. O halde formülüm ne? M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir M son çarpı V toplam. Birinci çözeltinin derişimi neymiş? 0,5 çarpı. Hacmi ne kadarmış? 300 artı. İkinci çözeltim bilmiyorum. X çarpı 400. Hacmi 400. Eşittir. Son çözelti 0,75 çarpı. Peki V toplam ne? Arkadaşlar, 300 metre birinci çözelti. 400 metre ikinci çözelti, yaptı 700. 300 metre suda siz eklediniz, yaptı 1000. Evet, o halde hemen işlemimizi yapalım.
5 çarpı 30 ne yapar? 150 değil mi? Artı 400x eşittir. Şunu çarptım. 750 yaptı. 750. Buradan 400x eşittir 600. Sıfırlara attım. X buradan 4, 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 1,5 molar mı çıktı arkadaşlar? Evet. Cevabımız 1,5 molar. Hemen geçelim 3. soruya. 3. sorumuz arkadaşlar. Kütlece %20'lik 60 gram şeker çözeltisine kaç gram şeker eklenirse çözeltinin derişimi kütlece %25 olur. Önce 60 gramlık şeker çözeltinizde kaç gram çözünen var, yani şeker var, ona bakalım. 60 çarpı 20 bölü 100, kütlece %20'si şekermiş. Sıfırları attım. 2 çarpı 12 ne yaptı? 12 gram ne var arkadaşlar? Şeker var. Kaç gram şeker eklenirse? Arkadaşlar ben eklenen şekere x diyorum. X gram şeker eklerse. Peki x gram şeker eklerse m çözünen yani şeker miktarı ne olur? Çözeltide 12 gram yok muydu? Evet. X gram da ben ekledim. 12 artı x. Peki çözelti kütlesi değişmez mi? Tabii ki değişir. Neden? Çünkü çözelti zaten çözünen artı çözücü değil mi? E siz çözünen ekliyorsunuz. Peki çözeltiniz ne kadar? 60. 60 gram. Artı bir de x gram daha şeker çözünüz. Siz arkadaşlar bu işlemi yaparsanız çözeltiniz ne olurmuş? Kütlece %25'lik olurmuş. O halde ben formülü uyguluyorum. Formül neydi? Kütlece yüzde eşittir. Çözünen miktarı. Çözünen miktarı 12 artı x bölü çözelti kütlesi 60 artı x çarpı 100 değil mi? Formülü uyguluyoruz. Eşittir. Ne olacakmış? %25 olacakmış. Hemen kalem rengini değiştirdim ve işlemi yaptım. Arkadaşlar şurası 1, şurası 4 mü gelir? Evet. O halde hemen 12 çarpı 4 ne yapar? 48 yapar. Artı 4x eşittir 60 artı x. Buradan arkadaşlar 3x eşittir 12 yapar. X değerimiz kaç çıkar? X değerimiz 4 çıkar. Demek ki arkadaşlar 4 gram şeker eklemeniz yeterliymiş. Kütlece %25'lik çözelti elde etmek için. Gelelim gençler 4. sorumuza. Hemen ne yapıyorum? Hemen ben kalem rengini değiştiriyorum. 200 metre hacminde su örneğinin analizi sonucu 0,4 mg kalsiyum yonu içerdiği belirleniyormuş. Acaba kalsiyum derişimi arkadaşlar bu çözeltinizde ya da bu örnekte kaç ppm? Önce formülü hatırlayalım mı? Hatırlayalım. Ppm neydi? Eşittir m çözünen değil mi? M çözünen bölü m çözücü. Niye? Çünkü çok çok küçük. O yüzden çözücü kütlesini almak yeterli veya uygun. Peki ppm milyonda birdi. O halde 10 üzeri 6. Yerine yazalım. Arkadaşlar birim çevirmesi önemli. Bakın 0,4 mg demiş. Ben bunu grama çeviriyorum. 0,4 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram olmaz mı? Evet. Peki 200 metre su ne? 200 metre öz kütlesi 1 olduğu için 200 gram su demektir. 200 gram suyu da ben 2 çarpı 10 üzeri 2 pardon 2 olarak yazabilir miyim? Evet yazarım. Çarpı 10 üzeri 6. Yapalım bu işlemi. Şurası 1 kaldı. Şurası 10 üzeri 4 mü kaldı arkadaşlar? Evet. O halde 0,4 bölü 2 çarpı paydada 2 kaldı. 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri 4 ne yapar? 10 üzeri 1 yapar. Arkadaşlar sadeleştiriyorum. Şurası 1, şurası 0,2. 0,2 ile 10'u çarparsak ne yapar? 2 ppm yapar. Evet. Hemen geçelim 5. sorumuza. Arkadaşlar 5. soruda molalite sorusu. Özellikle koligatif özelliklerde molalite çok önem kazanacak. Önemli bir derişim birimi. O halde molalite ile ilgili sorumuzu çözerken yine dikkatle takip edelim. 36 gram glikoz bir miktar
Suda çözündüğünde derişimi 0.4 molal olan çözelti oluştuğuna göre kullanılan su acaba kaç gramdır diyor. Evet arkadaşlar, molalite formülünü hatırlayalım. Tanım neydi? 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısıydı. Bakın, 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısı. O halde 36 gram glikozu ben ne yapmam lazım? Bir kere mol cinsinden bulmam lazım. Ve bulalım, N eşittir M bölü MA. Doğru mu? Evet. Eşittir. Arkadaşlar ne kadar çözülmüş? 36 bölü. Peki mol kütlesi ne kadarmış? 180. Bu işlemi yapalım hemen. Şurası 1, şurası 2. Demek ki 2 bölü 10 yani 0.2 mol. Bu ne? Çözünen. Peki arkadaşlar, biz molalite formülünü hatırlayalım. Molalite eşittir çözünenin mol sayısı bölü kilogram çözücü değil miydi? Burada çözücü ne? Su. Ama kaç kilogram? Bilmiyorum. X dedim buna. Ama molal derişimi biliyorum. 0.4 eşittir. Çözünenin mol sayısını biliyorum. 0.2 bölü X. Arkadaşlar, X'i buradan çekersem ne olur? 0.2 bölü 0.4 mi olur? Evet hocam. 2 bölü 4 1 bölü 2'dir. Bu da 0.5 kilogramdır. Kaç gramdır diye sormuş. Demek ki arkadaşlar kullandığım su 500 grammış. Evet gençler, hemen geçelim diğer sorumuza. Yoğunluğu 1.25 gram bölü mililitre olan sodyum hidroksit çözeltisinin derişimi 6.25 molardır. Bu çözeltideki sodyum hidroksitin kütlece yüzde derişimini ve molalitesini bulalım. Hemen arkadaşlar A şıkkından başlıyorum. Arkadaşlar, derişim verilmiş ve yoğunluk verilmiş. Artık derişimle yoğunluk arasındaki formülü biz biliyoruz. Molarite eşittir D çarpı yüzde çarpı 10 bölü MA. Değil mi arkadaşlar? O halde eşittir. Yani denizde yüzen 10 manken. D ne kadar arkadaşlar? Yani yoğunluk, hemen bakıyorum. 1.25 çarpı yüzdesi ne kadar? Yüzdesi bilmiyorum çünkü kütlece yüzde derişimi istemiş benden zaten. Çarpı 10 bölü kütlesi, mol kütlesi ne kadar? Mol kütlesi 40'mış. Arkadaşlar derişimi de biliyorum. 6.25. Güzel. Buradan hemen işlemimizi yapalım. Şurası arkadaşlar 1, şurası 5. Doğru mu? Evet doğru. Hemen şu sıfırları attım. O halde 4 kere 5, 20. Eğer işlem hatamız yoksa arkadaşlar, kütlece %20 olduğunu buldum. Siz tekrar kontrol edersiniz. Ben kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar, %20. Peki gelelim B şıkkına arkadaşlar. Molalitesini nasıl bulacağım? Değil mi? Molalitesi. Evet, güzel. Arkadaşlar şimdi molaliteyi bulmak için ben çözeltinin, eğer size hacmini vermediyse, hacmini 1000 mililitre kabul edebilirim. Çözeltimin hacmi, bakın. Çözelti hacmi 1000 mililitreymiş. O halde arkadaşlar, ben çözeltinin yoğunluğunu bildiğime göre, dikkat edin, D eşittir M bölü V ise, ben çözeltinin kütlesini buluyorum. Bakın, çözelti kütlesi. Yoğunluk ne kadar? 1.25 çarpı çözelti hacmi 1000. Çözeltinin kütlesi 1250 gram. Peki arkadaşlar, bu çözeltide çözünen sodyum hidroksit ne kadar? Kütlece yüzdesini biliyorum ben sodyum hidroksitin. Ne kadar? %20. O halde kalem rengini değiştiriyorum. O halde çözünen sodyum hidroksit eşittir çözelti 1250 çarpı çözünen sodyum hidroksit %20 kütlece. Sıfırları attım. Ne yaptı? 250 gram yaptı. Demek ki arkadaşlar, bu suda çözünen düzeltiyorum. Bu çözeltide su miktarı, çözeltimiz kaç gramdı? 1250. Peki sodyum hidroksit miktarı ne kadarmış? 250. Ha, eşittir. Arkadaşlar ne yaptı? 1000 gram yaptı. Doğru mu? Ha, zaten 1000 gram nedir?
1 kilogramdır. Ha, ne güzel. 1 kilogram suda çözünen sodyum hidroksitin mol sayısı. O halde ben sodyum hidroksitin mol sayısını bulursam neyi bulmuş olurum aynı zamanda? Molar litreyi bulmuş olurum. Çünkü 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısı değil miydi? Evet. O halde devam ediyorum arkadaşlar. Sodyum hidroksitin mol sayısı. Arkadaşlar sodyum hidroksitin kütlesi ne kadardı çözeltide? Bulmuştuk. 250. Peki mol kütlesi ne kadar? 40. O halde sadeleştirdim. 25 bölü 4 ne yapar? 6,25 yapar. Ha, demek ki arkadaşlar bu aynı zamanda molalite. Dikkat edin. Çünkü 1 kilogram suda çözünen maddenin mol sayısı bana neyi verir? Molaliteyi verir. O zaman 6,25 molaldır. Çözümü tekrar arkadaşlar incelersiniz. Gelelim son sorumuza. Son sorumuzda yine bir ÖSYM sorusu. Hemen arkadaşlar son sorumuzu çözümleyelim ve dersimizi bitirmiş olalım. 2015 yılında sormuş. Bakalım sorumuz neymiş? Yoğunluğu 1,96 gram bölü mililitre olan 50 mililitre sülfürik asit üzerine su eklenerek 500 mililitrelik bir çözelti hazırlanırmış. Buna göre oluşan çözeltinin derişimi ne kadarmış arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar çözeltimin hacmi ne kadar? Çözeltimin hacmi dikkat edin. 50 mililitre. Yani ben çözüme geçiyorum şimdi. Bakın çözeltimin yoğunluğu D eşittir 1,96 gram bölü mililitre ve bu çözeltimin hacmi 50 mililitre. Önce arkadaşlar çözeltimin kütlesini ne yapabilirim ben? Bulabilirim. Nereden? Elbette D eşittir M bölü V formülünden. Hemen kütleyi bulalım. Kütle eşittir. Yoğunluğum ne kadar? 1,96 çarpı. Peki hacmim ne kadar? 50. Buradan arkadaşlar işlemi yapalım. 19,6 çarpı 5 değil mi? Yani 196 bölü 2, 98. He, ne güzel. 98 gram. Bakın şimdi. 98 gram sülfürik asit kaç mol? M bölü MA eşittir. 98 bölü mol kütlesi. Bize ÖSYM mol kütlesini vermiş. Kaçmış? 98. Kaç mol çıktı? 1 mol çıktı. Peki arkadaşlar molarite ne? Molarite M bölü V eşittir. 1 bölü V ne oldu şimdi? Siz arkadaşlar su ekleyerek ne yapıyorsunuz çözeltinizi? Çözeltinizin hacmini 500 mililitreye tamamlıyorsunuz. Çözeltinizin hacmi şimdi 500 mililitre olduysa 0,5 litre olarak alacağım demektir. 1 bölü 0,5 nedir? 2'dir. Demek ki arkadaşlar sizin çözeltiniz 2 molarmış. Evet. Gençler hepinize iyi günler diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.